Taraftar'da programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Fenerbahçe'miz Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Bizler de karşılaşmanın öncesinde sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini alacağız. Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında rakibimiz Olympiakos, nasıl bir maç bekliyorsun? Zorlu bir maç bekliyorum çünkü Olympiakos da Avrupa'da hani önemli başarılar imza atmış bir takım. Ama Fenerbahçe'de bu sene önemli gelişmeler kat etti. Bence zorlu bir maç olacak ama en kötü beraberlik ya da galibiyetle sonuçlanacağını düşünüyorum. Sence kaç kaç biter? Bence 2-1 ya da 1-1 biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe aldı diye düşünüyorum. Kimlerden gol bekliyorsun? Tadic ya da Szymański. Nasıl buluyorsun Avrupa'daki gidişatımızı? Avrupa'daki gidişatımız güzel. Takımdaki eksikliklerimizin de tekrar geri gelmesiyle birlikte güçlendiğimizi düşünüyorum. Umarım yarı finale gidebiliriz. Geçtiğimiz Süper Kupa maçında yaşananları nasıl değerlendiriyorsun peki? Ligdeki haksızlıklar üzerinden düşünürsek önemli bir adım atıldığını düşünüyorum. Hani sonuçta biri yapmak zorunda ve güzel bir mesaj oldu bence. Ben yüksek skorlu, bol hücuma dayalı bir maç olacağını düşünüyorum. Yani yenilmemize imkan vermiyorum. Tadiç'e de buradan selam söylemek istiyorum. Ankara gücü maçı. Adana Demirspor'da da sahadaydım. Çok iyi bir atmosferdi. Yine hepsini aynı atmosfere davet ediyorum Fenerbahçe taraftarlarını. Var mı skor tahmininiz? 3-1 diyorum. 3-1. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Szymański ile Dzeko. Süper Kupa maçında yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz U19 takımımız açıklaması. Şöyle düşünüyorum yani U19... Doğru bir karar olduğunu ve kulübün sonuna kadar arkasında olduğumu belirtmek istiyorum öncelikle. Doğru karar verdi Ali Koç diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin maçı çok rahat kazanacağını düşünüyorum ve güzel bir futbol da alacağını düşünüyorum. Çünkü artık takım hem şampiyonluk için hem konferans için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda bir nevi, öyle söyleyeyim. Taraftar olarak şampiyonluğu da çok istiyoruz ve Avrupa'da bir başarı da çok istiyoruz. İnşallah yarın akşamki maçı 3-1 alacağımızı düşünüyorum. Golleri kimden atar sizce? Goller Dzeko ve Tadic İrfan Can'dan bekliyorum. Geçtiğimiz Süper Kupa maçında alınan kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuna kadar başkanımızın arkasındayız. Doğru kararlar aldı. Artık taraftar olarak da yönetim olarak da bir tepki vermemiz gerekiyordu. Formen çok yakışmış. Sen de tahminlerini alabilir miyiz? Ben maçı çok rahat kazanacağımızı sanıyorum. 4-2 alırız diyorum. Avrupalarda tek temsil eden biziz Türkiye'yi ve temsil etmeye de devam edeceğiz. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Ben 2-1 bekliyorum. Başarılı olacağına eminim. Ali Koç'a da takımla ilgili kararlarından dolayı tebrik ediyorum. Ben kolayca yeneceğimizi düşünüyorum. Olympiakos zorlu bir rakip ama Fenerbahçe için tabii ki çok sanmıyorum. Kolayca eleyip geçeceğimizi zannediyorum. Sonrasında da ligden devam edeceğimizi düşünüyorum. Kaç kaç biter sence maç? Ben 4-1 olsun, bizim olsun diyorum. Nereden gol bekliyorsun? Goller, Dzeko bir tane atar, İrfan atar, Balçoy sonradan girer atar. Bir de Fred'e oynarsa yazar. Kaç kaç biter sizce maç? Bence içeride dışarıda da kazanacağımızı düşünüyorum. Orada 2-1 kazanırız. Evdeki skoru şu an şey yapamıyorum. Daha iyi gelirsek oradan. Bence 2-1 kazanacağız. Dzeko ile Tadiç atar diyorum ben. Sizin de tahminlerinizi alalım maçla alakalı. Ben 3-1 biteceğini düşünüyorum maçın. Rahat yeneriz ama içeride dışarıda yeneceğimizi düşünüyorum. Bu yeni olaylar hakkında da Fenerbahçe her zaman mücadeleci bir takımdı. Bunu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. En büyük Fenerbahçe. Bence 2-1 biter. Bir tane Szymański atar, bir tane de Dzeko atar. Senin de tahminlerini alalım. Bence kardeşimin de dediği gibi 2-1 biter. Yine Dzeko atar. Yani kardeşime katılıyorum bu konuda. Süper Kupa'da yaşananları nasıl değerlendiriyorsun? Yani U19'un çıkmasını ben çok doğru buluyorum. Olympiakos'a konuk olacağız. Sence maç kaç kaç biter? 3-1. Peki seviyor musun Fenerbahçe'yi? Neler söylersin? Çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Ali Koç'u da çok seviyorum. Kazanırız inşallah. Efendim inşallah Fenerbahçe galibiyetle bitirecektir. Fenerbahçe'nin arkasındayız. Başarıların devamını dileriz. Kaç kaç biter sizce? 2-0 Fenerbahçe alacak inşallah. Olympiakos maçı öncesinde takımımıza güvendiğimizi, İsmail Hoca'mıza güvendiğimizi söylemek isterim.
Maçın çok rahat geçeceğini düşünüyorum öncelikle. Deplasmanda çok daha iyi futbol oynuyoruz. İçerideki baskıdan ziyade deplasman baskısının takımın daha iyi kaldırdığını düşünüyorum. Rahat bir maç olacak. Çok rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. 2 farklı 3 farklı kazanacağımı çok rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Tabii ki Ceko. 2 Ceko Bitadiç. Güzel olur bizim için. Biz de Burdur'dan geldik. Umarım Atina'ya da gideriz. Öyle bir de fikrimiz de var. Hayırlısı olsun bizim için diyelim. Peki Süper Kupa'da yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Süper Kupa'da yaşananları tabii ki de bir Fenerbahçeli olarak federasyonun çok büyük bir ayıbı, çok büyük bir saçmalığı olarak görüyorum. Sonuçta biz Yunan takımı değiliz. Tabii ki federasyonun beceriksizliği, saçmalığı bu olayları buraya taşıdı. Maalesef rakibimiz de çok mert ve adaletli bir rakibimiz olmadığı için onların da bizim yaptıklarımıza karşı geldiler. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamamen TFF'nin ve Galatasaray'ın saçmalığıydı. Öyle söylemek istiyorum. Söz Taraftar'da programının sonuna geldik sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Olympiakos'a konuk olacağı karşılaşma öncesinde sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini aldık. Fenerbahçe'mize çıkacağı maçta başarılar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Fenersel'in sunduğu Söz Taraftar'da sona erdi.